Bu süreçlerin tamamında bakın çok çabuk tüketiyoruz her şeyi. Muharrem İnce'ye yapılan iş Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ ittifakıdır. Bakın Muharrem İnce'ye yapılan iş Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ ittifakıdır. Bir Amerikan kurgusudur. Rus kurgusu değil ama mi yani? Sayın Bakanım bugün Sayın Kılıçdaroğlu benden daha eski bir CHP'lidir. Benden daha önce üye olmuştur CHP'ye. Bu CHP'nin bir evladıdır. Muharrem Bey'i de aradım. Geçmiş olsun dedim. Hastaydı işte. Onun için aradım. Yeni. Onun için yani bir iletişim kanalda kurmuş onu da anlattı. Yani bu hani diyorsunuz ki CHP ile FETÖ'nün beraber yaptığı bir şeydir diyorsunuz ama hiç üzerine alınan bir Kılıçdaroğlu görmedim ben bugünkü yani. Şöyle her şey açık ve her şey net. Bu seçimin en büyük skandalıdır. Bu seçime bir dış müdahaledir ve bu seçimin bir antidemokratik girişimidir. Tam da seçimden önce söylediğimiz yani darbe meselesi, tam da buna ait müdahale meselesini anlatan bir içerikle beraber birbiriyle bütünleşmiştir. Bu kadar net bir tablo var ortada. Net, Muharrem İnce'yi dört yapmak. tane aday var. Ya bir tanenizin bir ahlaki değeri yok mu Allah rızası için ya? Ya şu solda yazı yazanlar, şu Yeni Çağ gazetesini görüyorsunuz, Sözcü gazetesini görüyorsunuz, diğerlerin hepsini görüyorsunuz. Yani hiçbirinizin bir ahlaki değeri, bir etiği yok mu? Dört adadan birisi fake bir kaset üzerinden ona yüklenilerek tam 1,5 ay, 1 ay, 1,5 ay aday olduğu günden itibaren Taşlatıldı. yani bütün sosyal medya trolleriniz tarafından, bütün adamlarınız tarafından, bütün teşkilatlarınız tarafından yani şeytan taşlar gibi adamı taşladınız ya. Yani bir kimsenin ailesi var, yapısı var, mahremi var, insanlar var. Söylediği lafın kalacağı bir tortu var. O tortu insanlarla karşılaşacak. Torunları var, çocukları var. Yani bir insan bu kadar tamam, silelim mi yani? Yok mu edelim Muharrem İnce'yi? Ortadan mı kalksın? Ama bu bir hakikaten batı taktiğidir. Ama Üzerinden tepki silindir gibi ezip geçecekler. Siz bize karşı gelemezsiniz. Ya böyle bir yapıyla karşılaştık. Bir tane yani nerede o dünyanın en büyük ahlaki değerini ortaya koyan Uğur Dündar Efendi? Yani nerede yani? Nerede bu Uğur Dündar? He? Bilakis Nerede? Nerede bunlar? biliyorsunuz o canlı yayın yaptılar Muharrem Bey'le ve Muharrem Bey'in çekilmesi yönünde Onlar nasihatler tehditlerdi. bulundu. Ya çünkü CHP'nin bu ilk bazı kez ağır topları da defalarca gittiler. Meral Akşener Bunlar tehditlerdi ve diyorlar ki eskiden Türkiye'de bu tehditlerle beraber bu siyaset yürürdü. Bazen yüz yüze olurdu bu tehditler, bazen basın ve medya üzerinden yapılırdı bu tehditler. Bunlar işi başka bir boyuta taşıdılar. Biz geliyoruz, bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldılar. Sınır Ve kapılarını tutun. tabii bunun her birini sınır kapılarını tutun, şunu şöyle yapacağız, bunları şöyle yargılayacağız, böyle yargılayacağız. Hiç bunu geçen yıl, ondan önceki yıldan itibaren hep başlattılar. Hep bu tencerenin altını hep aynı kararda sürekli olarak bir ısıyla beraber tutmaya çalışırlar. Ve bunu defalarca yaptılar.